Günaydın, yine aynı takım kıyafetlerimizle. Günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi sabah yogaya geldik. Sabah gördüğünüz gibi. Evet. Gerçekten helal olsun. Hazım hiç sevmiyor. Ben de 2-3 kere yaptım bu arada. Hiç deneyimim yok ama 19 Mayıs atam. Sırf atam için gençlik kalkıp yoga yapmaya geldim. Spor bayramımız kutlarım. Evet, spor yapmak için. Ümidimiz gençliktedir. Ben gencin neyini severim? Zeki, ben gencin, çevik, zeki, çevik, genç, ahlaklı. Ahlaklı. Çık oyna kampanyasını biliyorsunuz Nike'ın. Ücretsiz Cihangir Yoga'da yoga yapabiliyordunuz kayıt olup. Biz de oraya geldik. Şimdi yogadan çıktık. O kadar iyi geldi ki. İlk önce biraz gerildim ben kalabalık olduğu için. Bir noktada hoca beni azarladı. Telefonunu dışarı bıraktı. Jans diyor ki kapatsam olmaz. Ya çünkü bir daha geri gitmeyeyim diye. Ben kızım, nereden bileyim? Kızım o telefonun yaydı. Enerji var ya kadın. Sen giderken dedi ya mahvoluruz dedi. Ha. Yok canım. Aynen ama ben bilmiyordum. Kanser ben. Kanser olur o kadın orada telefonu. Ben... ben sürekli yogaya gitmiyorum. Ben hayatımda bir kere falan gittim yani. Onda da hani kuralları bilmiyordum açıkçası. Hatta girişte ayakkabımı çıkarmam gerektiğini bile bilmiyordum. Oraya biz bir tek çoraplı biz vardık. Evet. Farkında mısın? Evet. Herkes çorapsız. Herkes çıplak ayaktı. Biz de keko gibi. Benim böyle şey çorabım ama çorabım bu yani. Ama ben zaten ayak sevmiyorum. Aynen. Kendi yani. Ayağımı da açmayı da hiç sevmiyorum. O yüzden ben okeydim. Uyandım yani değil mi? Evet. Uyanamamıştım, uyandım. Yoga yaparken çekim yapamadım tabii ki. Yani hoca telefona bile çok kızdı. Kameraya açtırmazdı bile. Şimdi kendi bölgeme geldim. Kendi sporumun olduğu yerdeyim yine. Güneş sporla başlamak benim çok yaptığım bir şey değil. Ya da yogayla başlamak zaten hiç yaptığım bir şey değil ama hiç uyanamayacağım gibi hissettiğim bir gündü bugün. Şu an acayip böyle gözlerim çok açık. Acayip dinç, dimdik hissediyorum. Ya bilmiyorum bunu yogayla mı ilgisi var. Benim çok ön yargım var yogaya karşı. Hem esnek olmadığımı düşünürüm hem de ne bileyim ya bana çok soft geliyor gibi düşünürdüm. Ama aslında çok iyi geldi mesela bugün. Bayağı bir fikrim değişti. Yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum. Ben Royal selamlar evet. Mısınız? Royal selam verin. Sağ ol hayatım. Royal selam verin. İlk şeydi, ilk günün nasıl geçti diye sordu. Duşuma kadar anlattım tamam mı ama şeyle hani Ece'ye konuşuyorduk geçen işte. Duşa düz mu bakarsın, arkadan mı bakarsın şey mi o? Hepsini söylüyorum. Full. Dediğim gibi az önce geniş arkadaş gruplarını mı seversin? Tek bir tane yakın arkadaşım var ya. Ben bir başla. 2 dakika, 3 dakika bastım, onu anlat, öbürünü anlat. Bir yalan söylemişim orada, dedim ki mimarlık bence çok ilginç bir meslek dedim. İşte benim babam mimar zaten ona çok özeniyorum falan böyle. Yalan mı? Hayal dünyanın. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Dedim ben çarpım tablosunu anaokulunda öğrenmişim ha, kilisede öğrenmişim. Çok ilginç geldi. Aa, ay bu nasıl bir sürpriz? Ay bir de tıraş olmuş hatırlayamadım. Sesini duydum dedim ne oluyor? Aa hoş geldin. Haberleşmeden buluşmak böyle bir şey. Bak bu ilginç bir soruydu. İşte sence liselerde hani şey eğitimi verilmeli mi falan diye sordu. Ben stresle başa çıkma bir şeyler dedim ki nefes teknikleri var. Human designer, kadın human designer'dan hiçbir şey bilmiyor. Ben bile yeni öğrenmişim. Bir sattım kadın onu var ya. 15 gün boyunca konuşuyoruz. Her şeyin özetini geçmişsin. Evet. Full. Sana helal olsun. Barım yok mu? İnanılmaz. En kullandığın en ilginç kelime neydi? Şeydi. Hiç kullanmazsın normalde ama. Recapitulate'i kullandım. Ne? Summarize demek, özetlemek. Recapitulate ya. Sen ne yapıyorsun yani. Spora mı? Saçım iyi olmuş mu? Evet iyi olmuş. Saçı iyi olmuş mu? Bir cansı seviyor, bir cansı çekiyor. Evet, bir cansı seviyor. O kadar gülüyorum ki arkadaşlar, o kadar komik şeyler oluyor ki. Gökhan, oturduğumuz yeri bulamadı. 20 dakika bulamıyor. Tamam, 20 dakika. Sote bir yer. Biraz sote bir yer ama yani Intersport var. Gökhan'da her gün yana gelmiyor bizim gibi ama. Evet, evet. Ya Cücü Kanlı. Bu kadar da değil be Cansu'cum. Cansu'nun 4. telefon konuşmasıydı biraz önceki. Bir de bana kızıyor. Ne diye? O dediğin yaptı. Ya ben bulamadım sizi
ya. Asansör bir yere kadar çıktı. Legit zorlu da ben söyleyeyim. Yok, kanyonda olduğuma eminiz. İnanmıyorum şu anda. Ağzımın ne kadar iyi arkadaşı ya. Ne kadar iyi arkadaşın ağzım senin. Gökhan zorlu da çıktı arkadaşlar. Çok komik ya. Sonunda geldi. Ben yani 4 saat önce de buradaydım. Geri geldi. Geri geldi. Eda, Aysu ve Eda ile tanıştım bugün ve beraber spor yapıyoruz. Ben normal spordaydım, onlar da gelmişler spor yapmaya. Bugün bir etkinlik var, Çikoyna biliyorsunuz, Nike'ın Çikoynası. Onun şeyle kayıt olup gelmişler. Ay çok mutlu oldum ama maşallah yani siz de 1,5 saattir burada spor yapıyorsunuz, helal. Vallahi seninle tanıştığına çok memnun sizle oldum. Sizle tanıştığına çok memnun oldum ve teşvik olduğunuz için aşırı memnun oldum yani. Yakalamışken çekeyim de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bugün pazar ve bütün gün yaptığım tek şey yine video editlemekti. 6 saatimi aldım. Çok uzun sürdü. Öyle yani. Bir de anneanneme gidip geldim. Onu bir yolcu edip geldim. Ondan sonra şimdi arkadaşlarım gelip beni alacak. Murat ve Mali. Sinemaya gideceğiz. Deadpool 2 geldi. Birinci filmine gülmekten ölmüştüm. En sevdiğim filmlerden biri olmuştu. İkinci filmini de çok merak ediyorum. Ay 27 yaşındayım ya. Hala çay koydurulan evin küçük kızıyım. Wow! Wow! Ay yüzün şişko çıkmış. Benim mi? Tabii. Işıktan öyle bir şey yok çünkü yukarıdan vuruyor. Ya Mali. Efendim. Sen ne kadar adi bir çocuksun ya. Kardeşim çok iyisin aynen öyle. Var ya Mali, ben lisede 80 kiloyken Mali'ye diyordum ki sence kilolu muyum? O dedi ki hayır ya, boyun uzun seni. Şimdi mesela yüzün şişman çıkacak. Yok yok o ışıktandır. Hemen ayak hareketi lazım. Evet. Mali sen de bir hareket yap. Mali sen de bir duvara çarpacaksın. Tamlar terseri araba kullanıyor. Sağdan soldan flaşlar patlayacak. Hayale bak, ne güzel bir hayal. Öyle bir salona değiliz Mali. Örümcek. Hayır Mali, o 5 boyutluya gitmiştik ki. Mall of İstanbul muydu orası? Mall of İstanbul. Yok kanki, orada mı gittik? Doğru gittik. Evet. Oraya gittik değil mi biz? Aynen. Abi, sadece o sinema salonu için Mall of İstanbul'a gittik. 5 boyutlu böyle koltuk hareketi falan ediyor. Ondan sonra... ben de dinliyorum. Sen de oradaydın. Benim bir noktadan sonra midem çok bulandı. Hoş bir şey yani, değil. Hani çok az hareket ediyor. Ama bir anda böyle bir... Mesela rüzgar esiyor filmde. Yüzüne bir rüzgar geliyor. Hiç hoş değil. Biraz ferahlatıyor ama. Ne bileyim, bir anda ıslanıyorsun falan, saçma sapan bir şey, korku tüneli gibi. Boşuna gittik, canım çok sıkıldı ama bu çocuk çok sevdi. Ben sevdim onu, güzeldi. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Hemen söylüyorum, filmini izlemiyorum. Ama... Peki bu film hakkında, ya çok gerek yoktu değil mi, anladın zaten. Yani zaten bunun olayı belli. Aynen, evet, bağlı olmasına gerek yok. Çözmeye çalışacağız. Çok da spoiler vermeyelim. Hayatımıza hiçbir şey katmadı ama yani, evet. Ama zevkliydi hayatımıza... ve komikti. Üç arkadaş mükemmel bir şey. Öyle bir şey kattı. Birbirimize bir anı kattık sadece. Tatlı anılar kattık. Mısır. Mısır da efsane çok iyi. Mısır yedik. Evet. Film güzeldi. Ama beni biliyorsun kan tutuyor. Çok etkilendi. Şiddet, kan, küfür her şey var ama. Eğlenceli bir filmdi arkadaşlar. Evet. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Davrandıysanız koşun. Selam. Hemen kendime bir maske yapayım. Origins'in Flower Fusion maskesiyle güne ve makyaja başlayacağım. Besleyici maskesi. Bunu böyle bırakacağız. 10 dakika diyordur kesin ama ben her zaman yarım saat tutarım biliyorsun sürmeyi. Ben gün bir maske açtım glam glam, 3 dakika diyor ya. Ben ona 3 dakika verir miyim Allah aşkına? 3 dakika ne ya? Onun keyfini 3 dakika sürer miyim hiç? Ay arkadaki dağınıklığı.
Fena. Evet, şimdi makyaja, şöyle hafif bir makyaj yapacağım. Çünkü dışarıya çıkıyorum. Güneş kreminizi sürmeden çıkmıyorsunuz herhalde. Artık güneş kremimi bile fırçayla sürüyorum. Şu Mac'in fırçasıyla. Bu arada bu Cornetto'nun şarkısı, Murat Boz'un yaptığı. Bu yaz bol olacaksınız. Yazın geldiğini böyle anlıyoruz artık. Şarkının adı Geç Olmadan. Hatta dinlemeniz için şuradan şöyle bir kart ya da şuradan şöyle bir kart koyacağım. Beach'lerde falan çok duyacaksınız bu yaz bence. Şimdiden ezberlemekte fayda var. Bu arada Mac Face and Body uygulama vakti geldi. Murat Boz'un bir şarkısını daha çok seviyorum. Onu da dinletmek istiyorum size. Bence siz de seveceksiniz. Gigi Hadid ve Maybelline paletinden bir takım renkler kullanacağım. Bak, şu halime, bak da gör. Annem Lile'yi arıyor her yerde. Ben sana Lile'yi hemen gösteriyorum anne. Onun içine mi koydun? Ben koymadım, kendisi girdi. Çok da rahat anne orada. Uyuyor gördüğün gibi. Öyle uyandırıldı şu an. Ne yapacaksın? İstemiyor yani dışarıya çıkmayı gördüğün gibi. Yastık gibi. Hadi bay bay, tamam pardon, kusura bakma. Bu arada kullandığım maskarada Smashbox'ın X-Rated diye böyle yuvarlak bir maskarası ve çok güzel bir maskara gerçekten. Katma ama. Yılların vazgeçilmezi hit the pen oldu. Yves Saint Laurent Touche Eclat Glow Shot. Just remember I'll be by your side. Olarak Flormer'ın Lip Tube Creamy Matte Lip Balm'ını kullanacağım. Benimkinin rengi Hot Peach. Günlük makyajım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Küçük bir günlük makyaj sıkıştırmış oldum araya. Arkadaşlar ben Mehmet'e geldim. Mehmet'i kaçırdım yakalayamadım. Çıkmış. Onunla da tanışmanızı çok isterdim ama çıkmış. Yakalayamadım. Gördüğünüz gibi saçlarım fena bir durumda. Uçları kırıldı. Acayip bir şekilde. Saçımın alt tonu turuncu galiba. Ağzım gibi. O yüzden hep bir o turunculuğu almak için ne yapıyorsunuz Mustafa Bey? Pigmentasyon dediğim için de o turunculuğu alıyorum. Aynen. Hep bana Ahmet yapıyor pigmentasyon. Biraz daha koyu duruyor saçım o zaman. Ama o turunculuğu gitmiş oluyor. Sonra kesilecek. Bakalım evet, sonra keseceğiz ve aralarına ışıltılar atacağız. Evet, aralarına biraz ışıltı atmak istiyoruz. Yazlık yapıyoruz şu an saçımızı. Evet. Her gün sen yıkasan keşke ya. Her gün sen yıka, ne olur ya. Arkadaşlar yarım saattir kurumaya çalışıyorum saçımı. Benim saçım böyledir. Bir saatte kurumaz. Kuaföre geldik buraya. Gerçekten kelaynak kuşu gibiyim. Şurada küçük bir kuş yuvası var. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptırıyorum. Bu balyaj değil ama. Işıltı değil mi bu? Evet, bu ışıltı. Işıltı atıyoruz saçlara. Sadece güneşten açılmış gibi. Güneşten açılmış gibi çok doğal bir şey yapacağız. Vallahi ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, güneşten açıldı. Yok efendim, sankisle açıldı. Şimdi benim ışıltıysa ışıltı ya yaptıralım, deneyelim. Çok doğal olacakmış. Bir daha hani sürekli yaptıracağım bir şey de değil. O yüzden bir deneyeyim dedim. Dibine de boya sürmedik zaten. O yüzden rahatım yani. Acayip doğal olmadı mı? Hayatımda ilk defa yaptırıyordum. Biraz tırstım açıkçası ama. Face art dediğimiz uygulamaydı. Çok, sadece evet. Örneğinde de aynı. Evet, sadece örneğin. Hiç arkaya bir şey yapmadık ve çok aşırı doğal oldu. Hani hiç
garip durmuyor. Zaten dibini hiç ellemedik. Ay çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim, vallahi çok beğendim. Bir şey demenize gerek yok ama face light ya da ışıltı derseniz çok beğendim. 100 puan. Beğendiyseniz aşağı yazın ama ben çok beğendim. Beğenmedim demeyin sakın. Hey hey. Minik orkidem de geldi. Ay burada kameralara hemen kendini gizleyen biri var. Burada dünyanın en güzel kuzenlerinden biri var. Neden öyle diyorum? Sude'yi daha sonra göstereceğim. En güzelini de göstereceğim. Çünkü... En sevdiğim ben olduğum için. Evet. Eda en sevdiğimdir. Çünkü Eda hep videolarımı izler. Evet. Yok Eda, küçüklüğünden beri senin bana bir zaafın var. Bunu burada itiraf et artık. Senin de bana bir zaafın oluşmaya başladı. Olmuş. Hafızamdan. Ben Eda'yı çok kandırıyordum. Şöyle diyordum. İşte şu çok güzel diyordum. O da dedi ki evet çok güzel. Sonra tam bir saniye sonra diyordum ki yok ya ben bunu hiç beğenmedim diyordum. O da dedi ki ben de hiç beğenmedim. Karaktersiz. Konuşmuyorum ben. Artık ablasını da gösterebilirim. En sevdiğin kuzeninle konuşabilirsin. Ay neyse su dedim ya. Su bu açıdan çok kötü gözüküyorum gibi hissediyorum. Ben görünmüyorum bile. Boyumuzla orantılı. Yani ben görünmüyorum bile ve buna okeyim yani. Sen açıyı beğenmedin. Ben ne yapayım? Böyle mi çekeyim? Evet nazarlıktan beri tamam, yerde. Daha iyi misin? Efendim? Herkes saçıma yorum yapabilir mi? Saçlarını çok beğendim. Birine benzemişsin ama sadece saçın benzemiş o birine. He, kim acaba? Söyleyeyim mi adını? Söyle. Evet, depresyondayken Sude ile birlikte saçımızı şurada kestirmiştik. Ama ertesi gün düzeldik. Yaşayamadık depresyonumuzu. O günlerde güzel anılar olarak kaldı. Harbiden Haki, hatırlıyor musun? Ben seni ikna ettim ben ya. Ben kestirmek sen istemiyordum. Sen de hemen tamam dedin. Ben kestirmek istemiyordum. Sen dedin ki hep birlikte kestiriyoruz. Evet, beni ekecek misin dedin. Aynen. Ve ben ekemedim yani. Ekemedim. O da kestirdi benimle birlikte. Mecbur. Ertesi gün güldük yani. Mecbur. Günaydın arkadaşlar. Bugün salı. Vlogumun son günü. Anneme rezil oldum çünkü bir tane ruj istedi ve çantamda ya şey var yani renksiz var. Yok canım. Yok canım. Sürmem bir de bilirsin yani. Yani 40 yılda bir istedim. Peki senin bu can sıkıcı bronzluğun canım çok sıkılıyor. Yani yeni gelmedi ama bu daha böyle gezer bütün yaz boyunca. Ben de böyle Casper'ın kötü kalpli amcaları gibi gezerim. Diş hekimine gidiyoruz. Benim zaten bitmeyen bir diş serüvenim var. En sonunda da şuraya şey takılacak, kalıp. İğrendin mi biraz önce ben de? Ne gerek var? Kalıp. Ne mi gerek var? Görmüyorsun burası yamuk. Yamuk ya. Ben onun canımı çok sıkıyorum onu. Allah. Tabii. Batı ortodontiyi çok sevdiğim için annemi de yönlendirdim oraya. Beraber gidiyoruz artık. Çok güzel bir yer, yapacak hiçbir şey yok. Yani aşırı memnunum. Influencer değil miyim ya? Kendi anneme de influencer ettim. Evet, beğenmedin kahvaltıyı. Vallahi ne yalan söyleyeyim anne, beğenmedim. Eskiden var ya, sen nasıl biriydin biliyor tabii musun? Sana börek açmam lazım. O kadar da değil, börek cheesecake yemem. Bana. Yok yok, poğaça börek yemem kahvaltıda. Ne bileyim, bir omlet, bir çırpılmış yumurta. Ne bileyim hani. Eskiden var ya, hiç böyle biri değildin sen. Şekerpare bile yapardın. Dayanı gördükçe korkuma hiçbir şey yapmıyorum. Bizim evde herkes diyette arkadaşlar. Lila da buna dahil. O bile ölçülü yiyor. Çünkü müesser komutan müesser komutan görevde. Bak bunun gelmeden önce Murat'ın da jelibonlarını sakladı. Keşke o zaman kesin. Evet, hem de lavabonun altına fırlattın onu yani. Göremez, orayı akıl edemez diyorum ama buluyor. Evet arkadaşlar, Batı ortodonti değil mi? Bu benim ağzım. Bu kadar da içli dışlı olduk artık sizinle. Burada küçük bir kanal tedavisi görüyorum. Doğru mu? Arkadaşlar, burası ne kadar güzel bir yer, size biraz göstereyim mi? Fulya'da, bu bir Fulya'da yeri. Yeri bayağı merkezi, şu Urlamur kasrının karşısında. İşte girişte de. Girişte böyle. Burayı küçük bir turla gösterdim. Hop, odaya geri gidelim. Ay yanlış geldim. Ne kadar dişime baksam da çok güçlü olduğunu söyleyemem. Kaç tane dolgum vardır? 4 tane, 5 tane kesin vardır.
Yani diş fırçamına uyuduğumu hatırlamıyorum ama ya da diş ipi de yaparım falan filan. Ama işte yapı. Merhaba Burak Bey. Merhaba. Şimdi bana neler yapacaksınız? Size çapraş kırıklarınızı tedavi edeceğiz. Neyi? Çapraş kırıklarınızı alçenizdeki. Öyle mi söyleniyor? Ama tel takmadan görünmeyen tel sistemleriyle tedavi edeceğiz. Yani zaman içerisinde dişiniz herhangi bir tel aygıtı görünmeden düzelme sağlayacak. Çok iyi. Ben onu tabii takarsam. Siz takmayacaksınız. Sabit olacak bu sistem. Öyle sistem. İçeriden takılan tel sistem diye. Aa, ona karar verdik. Evet, ona karar verdik. Sizin için en uygun seçenek. Ben şey kalıp sandım. Kalıp genelde aslında disiplinle alakalı olduğu için. Benim de çok disiplinsiz oldum. Burak Bey beni çözdü arkadaşlar. Takmayacağımı anladım ama doğru. O yüzden kontrol tamamen bizde olsun tamam. İstiyoruz. Ay çok sevindim. Bugün mü yapacağız onu? Bugün ölçülerini alacağız. Hazırlanması bir süre alıyor. Yaklaşık 2 hafta içerisinde yerleştiririz aslında. Sen de iyisin Cansu. Ben 2-3 kere ölmüştüm. Hmm. Tabii. Bana o zaman ayağının ucuna mı bak diyor. Salyalar akıyor böyle. Nasıl bir kalıp bu? Aslında dişlerinizin çözü. Benim alt çene kemiğim arkadaşlar. Artık gerçekten işi dışlı olduk sizlerle. Annemle Batı Ortadoğu'dan sonra bir yerlerde biraz Beşiktaş'ta oturduk. Daha sonrasında da bir işim vardı benim. Annem de bana yardım edecekti. Bir kombin seçmek falan gibi. Bir Yunus balığı da burada yemek yiyor. Anahtarımı unuttum. Buraya geldim. Anahtarını unuttu ve bize az daha kızacaktı. Anahtarını unuttuğu için. Öyle mi? I can't do that. Vay benim kibritli kızım. London Eye'a gidiyoruz. Maymada Eye. Anne bir de sen tak bakayım. Saçlar açılsın. Anahtar unutulmasın. Ay anne yakışı bu. Ay ay ay. Ay hiç beğenmiyorum. Bana yakışmıyor böyle şey. Yok, yakıştı ne yakışmaz. Sen yok. Pardon. Beğendim ben ya, yakıştı. Ben de beğendim. Evet, ben. Çok Allah'a yedirdim. Anladım, anladım. Ama yakışacağını biliyorum. Evet. İçten içi kıskanacaklar. Yakışıklarım benim, git tamam. Ama bu sefer oyun oynayayım ben. Ne oyunun adı? Frantics. Frantics diye bir oyun varmış arkadaşlar. Oynayacağız, ben hiç bilmiyorum şu an. Koray beğendiyse güzeldir. Çok çünkü bizim Koray'la çok hırslı oyun müsabakalarımız oldu. Hep ben kazandım. Hep de kazandı. Ya böyle melek bak herkes vedalaşmasın. Herkesin öpüşmeleri. Evet. Melek spiriler. Cansu seni 2 gün görmeyince özlemem. Şu şeytanlar bana spora gitme diyor. Bakalım gidecek miyim? Suluya yürüyerek gitsin. Çok mantıklı değil mi? Ama tatlı çok bir akşam fazla bir uzak değil. Çok tatlı bir akşam yürüyüşü. Tempolu bak. Full tempoyuz böyle yürüyüz. Ya sen Yunan tanrısı mısın ya? Tanrı Zeus ya, Zeus. Et su brüte. Ne? Sen de mi brütüsün? Çok istiyorum sizi, çok seviyorum. Bak, bu markette az önce çileği elimle seçtiğim için azar yedim. Evet. Tokatlandım. Ama yine de elimize seçtik. Pepe'nin kağıt helvasına kağıt bakıyorsun helva. Değil mi? Alamıyorum. Aa, ne yapacaksın? Ben severim yemeği. Etimek. Bakalım Tulu evine neler alıyor arkadaşlar. Galeye tavuğu almak ister misin? Galeye tavuğu. Olabilir galeye tavuğu. Evde güzel şey formun çok krakerinden var. Gerçekten azıcık edebili yok mu? Böyle kepekli, tatsız, tutsuz bir şey var mı? Aşkım bak bunun ne? Diyet yapmaya çalışıyorum. Tereyağı yok. Bunu alacağım. Merhaba. Ben Tukum. Ben daha yeni spordan öyle çıktım. Öyle mi? Senin karnını mı doyurdun? Evet doğru. Ay Aktivim incir yoğurdu. Ben onu sapar mı? Elmalı tarçınlısını seviyorum. O da çok güzel ama ben en çok onu seviyorum. Şeker var mı? Bir tane yazık mı? Aktivi de var mı? Aman evde şekersiz dayısı var. Evde şekersiz dayısı var. Ay çocuklar bu arada Laurel mu yeni mi işledin mi? Bu vlogda işledim mi? Ve şu anda aydınlandım biraz tabii birkaç gün önce. Sen de Barış, hiç Laurel duydun mu? Ben hiç Laurel duymadım. Benim. Ben yeni duydum, günlerce yeni duydum. Sonrasında Laurel duymaya başladım. Ben kafayı yiyeceğim. Ben de kafayı yiyeceğim ya. Bunun Barış. İçin Barış Özcan'ın videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Acayip bir bilgi sahibi olursunuz. O da her şeyi açıklamış. Anlatmış. Yani. Aslında her şeyin bir sözlükten çıkması. Aynen, sözlükten Laurel'ın anlamına bakan biri yeni duyuyor, anladın mı? Laurel'ı dinlemek istiyor ve yeni duyuyor sürekli. Yanlış hani
Haa. Sesli tuşuna basıyor, yine aynen. Duyuyor. Orada mı çıkıyor? Oradan çıkmış. İzleyelim mi? Tartışma aynen. Hadi. Tekrardan izleyelim. Sizle birlikte. Siz de izleyin de bilgi sahibi olun. Yani aslında duyduğunuza inanmamanız gerektiğini anlatan bir olay. Bilimsel bir açıklama. Evet arkadaşlar, vlogun sonuna geldik. Spor yapmadık ama yürüyüş yaptık. Ben yaptım. Harika bir yürüyüş. Evet. Tam bir yazlık çocuğu gibiydik. Evet. Çekirdek aldık. Meyve aldık. Kirazımızı, çileğimizi aldık. Tuluğlara geldik. Tuluğu bol bol cici bebe tarzında şeyler aldı. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu haftalık vlog da burada sona erdi. Tuluğunun imza çıkışıyla vlogu sonlandırıyorum. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hoşçakalın. Another shot.